Serhan Bey, ifadesini aldık aslanım. Evet. Trafikte giderken bir dalaş olmuş. Önünü kesmişler. Olay o anda vuku bulmuş. Şahısların eşkallerini ve araç tariflerini aldık. Nasıl yani? Pardon, ben tam anlamadım. Burada yapacağımız bir şey kalmadı yani. Yardımlarınız için teşekkürler. Alaz'ın adını verirsen, Çağla'ya yaptığın şeyin hesabını öyle bir keserim ki, öyle bir keserim ki, şu haline şükredersin. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Aferin. O senin kardeşin oğlum. O senin kardeşin. Balaz için yapmadım. Annem için yaptım. Senin için yaptım. Dedem için yaptım. Bir ömür Alaz'ın arkasından yas tutmayın diye yaptım. Onun için yaptım işte. Kardeşim, bu yaptığını öğrenince hiçbir şey olmayacak. Ben bizim kardeşliğimize dair bütün ümidimi yitirdim. O benden neden bu kadar nefret ediyor bilmiyorum ama ne olursa olsun Alaz'dan bana kardeş olmayacak. Bu da benim ona yaptığım son abilik olsun. Ne yaşadıklarını bilmiyorsun sen yokken. Sakın. Annemin hiçbir suçu yok. Kimse. Hiç kimse. Kendi kötülüğüne yarasını bahane etmesin. Eğer yarayla kötü olsaydı var ya, esas benden çekeceğiniz vardı baba. Asıl ne oldu? Sen ne yaptın? Rüzgar uyanmış. Verdi mi Alaz'ın adını? İtiraf etti mi Alaz yaptı diye? O yapmış değil mi? O yapmış. İşte bu kadar. Şimdi yapsın bakalım hainin. Ne yaptı? Alın boşlar. Tamam birader, sıkma canını ya. Kardeşin de olsa hak etti yani. Hak etti. De. Ben Rüzgar'la konuştum. Ele vermedim Alaz'ı. Ne? Ya aman, dalga mı geçiyorsun? Sen kafayı mı yedin? Oğlum sen manyak mısın? Bu herif senin başını yakmayacak mıydı lan? Doktor olmasa sittin, seni içerideydin ya oğlum sen. Ne yapmaya çalışıyorsun ya sen? Bakın. Ben anneme bir söz verdim. Bundan sonra bizim yüzümüzden üzülmeyeceksin dedim. Maalesef. Maalesef. Çocuk benim kardeşim. Ya yemişim kardeşini oğlum, sen manyadın mı iyice? İndir bana o sesini ha. Ya birader, sen daha ne olsun istiyorsun ya? Oğlum hiçbir şey istemiyorum lan. Abim abi de olmak istemiyorum bak vallahi. Sürekli benden bir şey isteniyor. Eyvallah diyorum, gidiyorum. Sineye çekiyorum, yapmaya çalışıyorum ama yok. Yok yani, yaranamıyorsun kimseye bu hayatta. Ya yoruldum artık, yoruldum. Kaldıramıyorum artık bak vallahi. Yoruldum, anladınız mı? Kaldıramıyorum gerçekten bak. Anladık biz anlayacağımızı. Bak, bu alınganlığınız da yordu beni ya. Bir kişi ya, bir kişi. Bir kişi de çıksın desin ki ben seni anlıyorum desin ya. Ya birader, biz senin için diyoruz be oğlum.
Sen de bize anla. Senin başına bir şey gelecek diye bizim derdimiz. Lan oğlum daha kötü ne gelebilir lan benim başıma? Ya cenazeden çıkabilir o evden ya. Gömersiniz o zaman. Bir tane kefen değil mi? Bitti gitti. Ya sen... Şşş Asi. Bitti gitti. Tamam bırak. Bırak Asi. Bir nefeslensin. Dellenmiş. Çocuk. Hayırdır? Ne var? Hiç. Demek ki olmayan bir şey var. Ne olmuyor? Hiç. Hiçbir şey olması gerektiği gibi olmuyor ya. Sıkıntı o. Takip et beni. Nereye? Bana yemek borcum var ya, onu ödeyeceğim. Sen yeni yemek yemedin mi? Tatsızdı o yemek. Peki, yemek mi, sohbet mi? İkisi de. Hadi. Araba kiralık, plakayı ezberleyemedim hala. Şu gri araba işte, takip edeceğim, tamam? Hadi. Ne oldu lan? Beğenmedin mi burayı? Harikadır buranın nezeleri. Yani öyleydi bakalım. Yok yok yani tam aksine. Sen beni böyle kasıntı bir yere getireceksin diye ödüm koptu benim yani. Bak 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 bak. Eğer ben senin üzerinde öyle bir intiba bıraktıysam kendimi ayıp sayarım oğlum. Güven. Hayır baba. Neredesin bu oğlum? Yıllar oldu. Ya ne yapacaksın nerede olduğumu? Attım kendimi bir yurt dışına. Bir daha da gelmedim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sen ne yapıyorsun kendine böyle genç kalıyorsun? Yok oğlum yaşlandık ya. Ama sen her zamanki gibi aynısın. Yok be abi. Hanım kızımız nasıl? Neydi adı? O hikaye bitti ya. Hayır baba yani çok geçmişte kaldı. Sende de yavza varmış ama. Yazık olmuş ya. Ben ayrılamazsınız. Hayır baba. Ne demiş Mevlana? Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait... ...bugün yeni şeyler söylemek lazım. Değil mi? Senin oğlan mı? Yok değil. Yaman ben. Benziyorsunuz da onun için sordum. Hayda. Ya hayır baba, sen bize ne uygun görüyorsan önümüze at gitsin değil mi? Açız yani. Bugün bir balık yedim ben. Yani balığa ayıp olmasın diye yedim, öyle söyleyeyim sana. Tamam, o bende. Tamam. Bir de bize bir ufak. Otur. Şey... Hı? Eski aşk mı yazılışım? Bugün benden bahsetmek yok. Senden konuşacağız. Neden bu sofraya çilingir sofrası demişler biliyor musun çocuk? Bu sofrada ne acını ne de neşeni gizleyebilirsin. Çilingir gibi lak diye açar kapıyı. Seni konuşturacağız çocuk. Eğer dilinin kilidini çözmezsek o kalp patlar. Evet. Thank you.
Anlat bakalım çocuk. Nereden başlayayım ki? Baştan. Benim vaktim var. Vallahi hasta. Ben yokken annem çok fena dağılmış. Bu da çok acılar çekmiş. Benim çektiğim acılar ne olacak? Ben gidip kime ağlayayım? Ya adam... bulduğu her fırsatta üstüme oynuyor ya. Neden peki? Çünkü Yaman'dan nefret ediyorum. Ya ben ne alaka ben? Benim suçum ne? Bak doktor onca şeye rağmen. Sırf annem üzülmesin diye var ya. Ben gidip ele vermedim onu biliyor musun? Ele vermedim derken? Rüzgar'a. O hâlâ ağız getirmiş. Masum olduğumu bile bile beni polisin önüne atmış ya. Sana yemin ediyorum bak ben bu nefretin sebebini bilmiyorum ya. Ah be Allah. Peki sizinkilerin haberi var mı bu katakulliden? Annemlere? Hı. Yani annemin yok. Yok zaten olsa. Babam tutar seni. Hemen polise. Sene zaten benim yolumu gözlemiş. Bir de üstüne alazın sakın diyeyim yani. Peki baban? Babana söyledin mi? Yo. Yani işte babam da bilmiyor yani. Bazen şeytan diyor ki... Ha, ne diyor? Bul kendini sokaklara yeniden böyle bodoslama. Arkana bile bakma. Bu havada. Havalar daha da soğuyacak. Kış vakti kolay değil sokak çocuğu olmak. Sen de sanki biliyormuş gibi konuştun. Ben bilmediğim konu hakkında konuşmam çocuk. Ben de gözlerimi sokakta açtım. Allah'tan hızlıca aldılar beni yurda. Ha, sen ne istiyorsun bu kızdan? Derdin ne? Niye açmıyorsun? O da ayrı meseleye zaten. Tutturmuş. Yaman'ı bırak Ali ol diyor. Herkes konuşuyor be doktor. Olsa dükkan senin diyeceksin.
Çaresiz derdimin sebebi belli. Dermanı yaranda arama doktor. Çaresiz derdimin sebebi belli. Dermanı yaranda arama doktor. Şifa olmaz gönlüm senin elinde. Boşuna benimle uğraşma doktor. Şifa olmaz gönlüm senin elinde. Boşuna benimle uğraşma doktor. Aşk yarasıdır bu, ilaç kapatmaz. Verdiğin teselli beni avutmaz. Aşk yarasıdır bu, ilaç kapatmaz. Verdiğin teselli beni avutmaz. Git elini yüzünü yıkarken çarptı bu sen, hadi. Hadi, hadi. Dermanı yerdedir, sende bulunmaz. Boşuna benimle uğraşma doktor. Dokunma, dokunma, benim gönlüm yaramaz. Dokunma doktor. Anahtar içinde usta. Eyvallah. Kolay gelsin. Ha? Gel çocuk. Ne haber? İyiyim. Belli belli. Yüzündeki ifadeden belli, aşk yaramış. İyi gelmiş. Vallahi doktor, 90. dakikada attın golü. Maçın kaderini değiştirdin yani. Vallahi ben bir şey yapmadım. Top geldi ayağıma, baktım kale boş. Salladım gitti. Neyse. Dün gecenin özetini geçtiğimize göre artık işimize bakalım. Ben seni buraya Umut için çağırdım. Kötü bir şey yok değil mi? Yok, kötü bir şey yok. Ben diyorum ki artık bu ameliyatı yapayım. Ondan sonra da... Daha fazla soysalanlara bulaşmadan diyorsun ya. Yok, sen hazır frene basmışsın. Hazır kaza yapmayacakmışsın gibi görünüyor. Sal beni gideyim. Eyvallah. Sen Umut'un vasisisin. Öyle mi? Hı hı. Bak, çok zor bir ameliyat biliyorsun. Gidiyorum. Hiçbir doktor, hiçbir hastasına söz de vermez. Bunu da biliyorsun. Bak, benim pelerinim yok. Kahraman da değilim. Onun da farkındasın. Güzel. O zaman gel. Şunu imzala, ben de hazırlıklara başlayayım. Doktor. Karar vermeden önce son bir kez Umut'la konuşsam olur mu? Olur. Çocuk. Artık boyundan büyük sorumluluklar almayı bırak. Müsaade et. Umut karar versin, olur mu? Abi.
Yesene sen de. Yok aslanım, ağzımın tadı yok benim. Sen ye. Oo, uyanmışız beyler. Yakışıklım, gel buraya. İyi misin? İyiyim abi. Hani Ece nerede? Gelmedi mi hiç? Bilmiyorum abi, gelmedi bugün hiç. İyi. Ben görürüm onu buradan sonra. Kardeşim. Asi nerede? Daralmış adada. Hava almaya çıktı. İyi yapmış. Hayırdır abi? Biz seni yollarken ateş ediyordun her yere. Süt limanı olmuşsun. Vardır bir hayır diyelim. Neyse. Şimdi daha önemli bir meselemiz var. Bu elimdeki kağıt var ya abicim. Sen ameliyatın için onay kağıdı. Abi şey yapsaydın, onalasaydın, imzalasaydın. Evet. Ama bak. Ne olursa olsun. Gün sonunda bu ameliyat. Doktora güvenim tam. Adam gerçekten. Adı gibi güven yani. Güven. Ama insanın da aklı kayıyor ya. Ya bak oğlum benim aklım çıkıyor. Allah korusun yani. Bir şey olur diye. Hani ben ölene kadar sırtımda taşırım seni. Ah demem, of demem. Sen bu riski almak zorunda değilsin abicim. Al benden de o kadar lan. Ulan gık dersem insan evladı değil. Ya ben karışmayayım etmeyeyim diyordum ama... Bu ameliyat işi çok sıkıntı be oğlum. Korkuyor insan yani. Abi yani... Azıcık bile şansım varsa eğer ben... denemek istiyorum. Sen öyle diyorsun. Eyvallah. Sen de ille tutturdun yani ayağa kalkacağım diye. O zaman var ya oğlum, benim elimden çekeceğim var senin. Umut kalk çöpe at gel lan. Umut git ekmek al getir. Ne hatır yanı oğlum, git Asiye yardım et falan. Darlayacağım seni sürekli. Olsun abi.
abicim? Abi. Böyle. Ah, kimmiş bu ya? Yeni bir grup, tanımazsın. İyiymiş ama. Ne oldu? Neyin var senin? Hiç. Bugün sevimsizlik hakkımı kullanıyorum. Olmuyor ama. Beceremiyorsun. Fazla sevimlisin çünkü. Sana çekmişim. Bir dakika ya. Süper kahramanlar sevimli olmazlar ki. Yakışıklı olurlar. Yakışıklısın zaten. Öyle mi diyorsun? Eyvallah. Abi. İyi ki geri döndün. İyi ki buldun bizi. Seni tanımadan ölseydim yazık olurdu. Bak şimdi. Sen ölümü düşünmek için de fazla sevimli değil misin yani? He? Ayrıyetten bunca abiler ölür yani. Sen bayağı bayağı kullanıyorsun. Tebrikler. Ama sana söyleyeyim, bu hızda gidersek hiçbir yere yetişemeyiz. Nereye yetişeceğiz anlamadım ki ben. Hayata Rüyacığım, hayata. Senin bu enerjin kullandığın ilaçlardan olabilir mi? Acaba diyorum daha ufak ufak adımlarla mı başlasak? Yani bugün gideriz bir yerde otururuz, yarın başka bir şeyler yaparız. Hı? Yarına çıkacağımız ne malum? İyiyim ben. Yani iyi olmaya çalışıyorum en azından. Kendimi gaza getirmeye çalışıyorum işte ya. Ha, bu arada gaz demişken. Tamam peki. Yetişelim bakalım hayata. Ha şöyle. Uçur bizi Rüya, uçur. Çok eğleneceğiz bugün seninle. Sevdiğin birini kaybetmek ne demek bugün öğreneceksin sen de. Rüya yanımda. Gün batımına kadar vaktin var. Ne oldu abi? Yok bir şey. Benim çıkmam gerekiyor abicim. Abi bir öpseydin keşke. Of. Ne yapmaya çalışıyorsun kızım sen? Hadi. Abi! Derdin ne kızım sana? Sevdiğin birini kaybetmek ne demek bugün öğreneceksin sen de. Rüya yanında. Gün batımına kadar vaktin var.
Ne saçmalıyorsun kızım sen? Allah kahretsin. Eyvallah usta, eyvallah. Buralarda olmak canını epey bir sıkar diye düşünmüştüm. Ama görüyorum ki keyfin bayağı yerinde. Yok be. Biliyorsun böyle kapalı adamlar beni darlıyor. Sağ adamıyım ben. Doğru. Sen bir şövalyesin. Don Quixote'da kendini şövalye zannediyordun. Ama değirmenlere karşı savaşan budaladan başka biri değildi. Doğru. Ama en azından kralın tahtına oturmak için hevesle bekleyen bir soytarı da olmadı. Değil mi? Serhan, istersen bu kelime oyunlarını bırakalım, direkt konuşalım. Sıkıntın ne? Sıkıntı? Sıkıntı yok. Bu senin için fazla iddialı olur. Biz buna küçük bir ikaz diyelim. Şu ameliyatını bir an önce yap ve sahalarına geri dön. Ailemden de uzaktır. Aile? Hani bütün sorumluluğunu gencecik bir çocuğun sırtına yüklediğin ailemde. Ne demek şimdi bu? Şu demek Serhan. Eğer Alas önüme komalık başka birini daha getirmezse ben ameliyatımı yapıp buradan tıpış tıpış gideceğim. Bak Alas sadece... Sakın. Onu ne yaparsan yap izah edemezsin sakın. Ama bak sana şunu söyleyeyim. Yaman konusunda çok şanslısın. Çocuğun kumuş bir başka. Şu süreci de hızlandırın. Otopsi raporu bir an önce çıksın, bugün. Eşref Bey hoş geldiniz. Feriden bir dakika sizi görmüşken. Hayrola Şebnem? Hastasın galiba, bembeyaz olmuşsun. Aa, öyle mi? Hiç farkında değilim ya, işte hastanenin işleri herhalde. Yorgunluktan.
haklısın tabii. Zor. Evet. Aa, şey önemli bir şey değil ya. Şunu verecektim. Bunu ben geçen gün benim sandım ama benim küpemin teki çantamda kalmış. Bu herhalde bir başkasının. Öyle mi? Hay Allah. Neyse. Sahibi kimse bulamıyor. Az kaldı zaten eli kulağında. Abisi. Oğlum senin ne işin var lan burada? Sence? Hani rüzgara son noktayı ben koydum ya abisi. Sen de yüce gönlünle bütün olayı örtbas ettin. Çağla nereden biliyor ki senin yaptığın? Giderken not bırakmıştım. Okumuş. Oğlum sen aptal mısın? Not bıraktım diyorsun abi de iyi bir b**miş gibi. Kahramanlığı sadece sana bırakmadım diye gıcık oluyorsun değil mi? Alkışlar sadece Yaman Ali Soysalan'a gelsin. Sen bayağı alıştın bu sahne ışıklarına ha? Ben şimdi şeyi anlamadım tam olarak. Çağla niye rüyayla tehdit ediyor ki seni? Bak yine dünya senin etrafında dönüyor sanıyorsun. Sen ve uyduların. Rüya benim için de kıymetli olduğundan olabilir mi acaba? Pardon, pardon. Şu iki kızı gördünüz mü? Evet, gördüm. Aşağı doğru gittiler. Bu tarafa doğru mu? Evet, o tarafa. Eyvallah. Taş gibi kızlar yalnız ha. İstedim oğlum telefonlarını. O kadar yazıldık, bana mısın demediler. Abi pardon, tamam. Şey var. Kusura bakma. Tamam. Kardeşim. Tamam pardon abi kusura bakma. Tamam dur yapmayın tamam. Yok bir şey. Kusura bakma. Çağla yeni story koymuş. Bakayım. Ne yapıyorsun oğlum? Deccal. Girdikleri film mu? Ne bu şimdi? Subliminal mesaj mı? Oğlum. Bak gerçekten aklım kabul etmiyor yani. Annem ne yaptı lan size çocukken? Karanlık odada kızgın demirle mi dövdü sizi kadın? Kalorifere mi bağladı oğlum? Bu nasıl bir manyaklık? Ya bu kadar manyak mısınız siz gerçekten? Takip et ya da etme. Ben hallederim. Gördük seni nasıl hallettiğini. Hadi. Gidip bulalım şu sinemayı yani. Korktu mu lan? Sen adam öldürüyordun az kalsın. Bingo. Rüya! Çağla! Rüya! Ne oluyor bak ya? Çekil misiniz? Ne oluyor ya? Biz yok. Sinema salonundayız. Beyefendi sinema salonundayız. Tamam. Kusura bakmayın pardon. Tamam. Özür dileriz. Kusura bakmayın gerçekten.
Delireceğim ya. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor bizimle. Rüya neyin içinde olduğunun farkında bile değil. Çağla oğlum bu küçük sinsirella. Rüya ağlamıştır söyleyeyim. Yeni story atmış. Lidya ne alaka ya? Çağla sevmez, Rüya zaten yemez. Adres veriyor aklınca işte. Hadi gidelim. Hayır biliyorsun yani. Ne o? Sokağın çöplerini mi karıştırıyor benimse? Sus lan, ne oluyor burada? Kızın birini bıçaklamışlar, ona geldiler. Rüya! 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 Çok İyi misiniz? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Arkadaşlar müsaade edelim. Pardon. Delikanlı ya. Erkek. Hadi gün batıyor hadi. Yürü. Bu işin tadı kaçtı. Bu işin tadı kaçtı. Yok mu yeni bir şey? Yok. Oğlum benim aklım hala kabul etmiyor ya. Ya bu kadar mı gözü döndü bu kızın? Küçükken tavşan beslemeye heveslenmişti Çağla. Bizimkileri zorlamıştı tavşan istiyorum diye. Babam da kırmadı aldı. Bir gün tavşan bunun yatağına pislemiş. Çok ağlamıştı. Bana bunu yapamazsın diye. İki gün sonra o tavşan evden kaçmıştı biliyor musun? Tamam da ne diyorsun oğlum sen? Yani... Bence o tavşanı Çağla salmıştı bahçeye. Sonra da kaçtı dedi. Yani kendince cezalandırdı hayvanı. Sağ ol ya. Çok yardımcı oldun gerçekten. Bir story daha yeni geldi. Günü bitiriyoruz. Tabela mabela var mı şey orada? Yok. Allah kahretsin. Geldi. Bir manyak lan bu. Alaz yaptı mı şimdi bu bunu gerçekten? Bilmiyorum. Tamam. Şimdi bir sakin olalım tamam mı? Bir anlamaya çalışalım önce. Ne yapmış olabileceklerini, nereye gitmiş olabileceklerini bak. Oğlum Alaz bir şey söylesene bana, bir şey bulsana ya. Ya tamam gelme üstüme, bir sakin ol. Oğlum tabela yok. Yolu yok. Elektrik direği yok. Yok lan, nasıl anlayacağız biz nerede olduklarını? Tamam bir kafanı topardı, bir sakin ol. İzin ver. Ne yapacağız biliyor musun? Şu manzaranın fotosunu çekip görselini de internette aratacağız. Bak şimdi. Konum gösteriyor işte.
Bana bunu yapmayacağını söyle ya. Gerçekten bu kadar manyak olmadığını söyle Alaz. Bu kadar manyağız maalesef. Evet. Sürpriz. İyi akşamlar gençler. Çağla Hanım'a size selamını getirdim. Gerçekten manyak mısınız siz? Bu kadarını ben de beklemiyorum. Ne yapacağız? Bilmem. Sana güvenebilir miyim? Başka şansın yok gibi. Hayırlısı o zaman. Yaman! Alas! Yüzünü kapat! Yaman! Yüzünü kapat Alas! Oğlum, Alas, ciddi ciddi de öldürdü Vijay'ı. Fındıkçı ağlaya baksa. Parmağında uğrattı bizi. Ezdi geçti ya sonra. Gerçi sen alışıksın ama bu bana biraz fazla geldi. Çok pis dövüşüyor. Aha kolum. Oğlum çok pis vurdular ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.